Beypazarı, Nallan ve Güdül'e hizmet verilecektir buradan üretilen sıcak asfaltla. İnşallah vatandaşlarımızı güzel yollarla buluşturacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Rahmetiniz açık olsun. Kooperatifimizin tesisleriyle ilgili açılış törenine hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Nedir projeniz dendiği zaman? Benim en büyük projem Ankara halkını zengin etmek diyordum. Gölbaşı'nın üzerine büyük bir tarım akademisi kuruluyor. Şimdi size sıvı gübreyi de vereceğiz. Hayvancılık yapanlara ücretsiz silaj vereceğiz. Buradan duyurmuş olayım. Nisan ayında da inşallah şu anda daha kimsenin yapamadığını yapıp mazot yardımı yapacağız üreticilere. Biz bunu Ankara'nın kalkınma reçetesi olarak görüyoruz. Diyoruz ki herkes kendi ilçesinde yapmak istediği o ilçenin ekonomisini ayağa kaldıracak, istihdam sağlayacak, o ilçeyi zenginleştirecek bir projesi varsa lütfen bana gelsin. Görevde bulunduğum süre içerisinde Beypazarı, Nallıhan, Ayaş ve Güdül'ün inşallah tüm içme suyunu halledeceğim. Ankara'yı marka yapıp Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bütün dünya başkentleriyle yarışan, turizmiyle, tarımıyla, üretimiyle öne çıkan bir başkent yapmak en büyük hedefimiz. Beypazarı Kent Tarihi Müzesi açılış programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası bir kentimizin hafızası. 3500 yıllık tarihi olan Beypazarı'nın tarihten bugüne hangi evreler geçirdiğini, nasıl bir pazar olduğunu ve bugüne üretken bir Beypazar olarak eriştiğini safha safha burada sergilemeye çalıştık. İnanıyorum ki Beypazarlılar bunu izledikten sonra atalarıyla gurur duyacaklar.